AK Parti Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan farklı görüş programına konuk olarak katıldı ve seçim çalışmalarını anlattı. Bahadır Kelci'nin hazırlayıp sunduğu farklı görüş programına konuk olan AK Parti Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan, seçime ilişkin hedeflerini ve çalışmalarını anlattı. Bu şekilde dedik, yani biz 5 ana temel unsur üzerine belediyemizi inşa edeceğiz. 5 ana temel unsurumuz var. Bunlar nelerdir? Katılımcı bir belediyecilik olması, kültürel bir belediyecilik olması, sosyal bir belediyecilik, çevre dostu bir belediyecilik, bunu daha önce de paylaşmıştım sizde. Hizmet anlayışlı bir belediyecilik. Zaten hizmet anlayışımızdan şimdiye kadar AK Parti belediyeleri nasıl bir hizmet anlayışı olduğunu herkes biliyor. Şimdi burada katılımcı belediyecilik bizim için çok çok önemli. Neden derseniz, şu anda biz Büyükşehir Kanunu ile beraber ilk defa bu şekilde geniş bir kapsamlı belediye çalışması yapacağız. Evet. Dolayısıyla burada eksikleri, eksik yanlarını görebileceğimiz noktalarda bizi uyaracak halktan temsilci arkadaşlarımız olması lazım. Sadece buradaki belediye meclisindeki 18 arkadaşımızla beraber bunu yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Katılımcı belediye işte benim en büyük idealim, yapabileceğim ilk projelerimden bir tanesi sivil toplum örgütleriyle, ilçedeki resmi kurumlarla bir proje grubu oluşturmak. Bu proje grubunda büyük çaplı projelerimizi buradaki arkadaşlarla, bütün icracı müdür arkadaşlarımızla beraber, sivil toplum örgütlerimizin tamamıyla beraber bunları burada tartışıp karara bağlayacağımız bir kurum. Evet. Bunun yanında da şu anda biliyorsunuz bizim 31 tane mahallemiz olacak. Belediye meclisimizde 11 asil, 11 yedek, 22 kişiden oluşuyor. Biz 18 kişiden listemizi oluşturduk. Ha, demek oluyor ki her köyden katılımıyla alacağımız, seçimden sonra da ilk yapacağımız iş arkadaşlarımızı köylere gönderip burada halk meclisi oluşturup halk meclisine katılacak her mahalleden en az 1-2 kişi bir halk meclisi oluşturacağız. Buradaki köydeki yaptığımız anket çalışmalarından sonra arkadaşlarımız kim istiyorlarsa onların oluşumuyla bir halk meclisi oluşturalım diyoruz. Alacak olduğumuz kararlar bütün Çameli'yi bağladığı noktada halk meclisinde bunu görüşelim. Daha sonra da uygulamasını belediye meclisimizde sağlayalım diye düşünüyoruz. Buradan Çameli'li seçmenlerimize söylemek istediğim en büyük olay şu: bize inandılar, bize güvendiler. İnanmaya güvenmeye devam etsinler. İnşallah biz 30 Mart'ta bu ipi göğüsledikten sonra gece gündüz onların yaşantısını en üst seviyeye çıkaracak şekilde bir yerel yönetimleri onların hizmetine sunacağımızdan eminiz. Şimdiye kadar 22 yıllık meslek hayatımızda bize inandılar, güvendiler. Aday adaylık sürecinde bizi sağ olsun desteklediler. Adaylık sürecinde de desteklerini bekliyoruz. 1 Nisan'dan sonra da inşallah kollarımızı sıvadıktan sonra onlar için Çameli'de en iyi belediyeciliği, en iyi yerel yönetimi kurabileceğimizden kimsenin düşüncesi olmasın. Sabretsinler, bize inandılar, inançlarına devam etsinler, bize güvenlerine devam etsinler. Peki efendim, teşekkür ederim.